Meded Allah ya Muhammed ya Ali, Yusuf kuyusunda zindana düştüm. Gülbengi çekilen Bektaş-ı Veli, gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm. Ummana düştüm. Fatime ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum. Server Muhammed'e göz gönül kattım. İmam Hasan ile İzleyiciler Başkanı Sayın Adem Dağdır'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Kendisine kuvvetli bir alkış istiyorum. Gerçekten zaman zaman... Değerli protokol, değerli basın, sevgili dedelerim, analarımız, bacılarımız, siz, gençlerimiz, kendini genç hissedenler, yoluna izine sahip çıkan insanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Benim konuşmam yok fakat sizlere yaptığımız alan çalışması ile ilgili, hep bahsettiğimiz 12 ciltli külliyatla ilgili bir sunum yapacağım. Sizden sadece ricam biraz salonun sessiz olmasını sağlayabilirsek. 3 yıldır uğraşıyoruz. Ocağımıza, yolumuza, izimize ışık tutacak bir çalışma. Bu çalışmadan herkesin bilgi sahibi olmasını istiyorum. Çalışmanın konusunu hem takip edip Güvence Abdal Ocakları'nın tarihsel, imansal, sosyolojik ve antropolojik olarak 12 ciltli tüm değerlerinin arşiv altına alınması da çalışmanın konusu. Bugün bu salonda bunları okuduktan sonra ne kadar az olduğumuzu hissedeceğiz. Çalışma hangi bölgelerde yapıldı? Biz hangi bölgelerde varız? Bunu bilmemiz de çok önemli. Buradan da izlediğiniz gibi ben de daha önce biliyordum. Güvence Abdal Ocakları Trabzon Akçabat'ta 4 köyle temsil edildi. Giresun. Saygıdeğer kanallar, değerli konuklar, lütfen bir sessiz olalım. Burada güzel bir açıklama var. Bu sizlere, çocuklarımıza emanet edilecek bir şey konuşuluyor burada. Geleceğimizle ilgili bir şey konuşuluyor. Lütfen dinlemenizi rica ediyorum. Lütfen. Buyurun başkanım. Yine Karadeniz'de Trabzon'dan İstanbul'a başlayan bir şeritte bir dağılım olmuş. Göçler sebebiyle ordu şu anda bu işin en kalabalık olduğu bölge. Orada da gördüğünüz gibi Mesudiye, Gölköy, Gürgendepe, Ulubey, Fas'ta ve Ünye'de temsil edilmekte. Samsun'da yine dedelerin çok olduğu bölge Terme'de temsil edilmekte. Zonguldak, Alaplı, Ereğli, Düzce, Gölyaka. Ben 2 akşam önce oradaydım. 1890'lı yıllarda Osmanlı-Rus Savaşı'nda Düzce'deki insanlarımız Cürdün'den Trabzon'a, Trabzon'dan buraya yerleşmişler. Bunlar tarihsel belgeler ışığı altında göçlerin sebepleriyle birlikte bu kitapta tarihsel kısımda yazmakta. Sakarya Abalı Köyü, İzmit Kandıra, Sivas Hafik Boyunhisar, Yozgat merkezde, Gümüşhane Cürdün bu işin merkezi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 13. yüzyılda amcasının oğlu Güvenç Abdal'ı, esas adı Ali Nurettin dedemizi Gümüşhane Kürtü'ne göndermiş. Daha Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce bu ocağın temelleri Gümüşhane Taşlıca dağıtılmış. Tokat İksar Zira Almuz yine Gürgendepe eksenli Vazırak'a göçler olmuş. Çorum Alaca Surgutlu'da, Kars Sarıkamış'ta doğuda. Burada oraya dedelik yapmış insanların torunları, dedelerimiz mevcut. Erzurum, Şenkaya ve Aşkele'de Güvenç Abdal Ocakları yaşamaktadır. Ve bu çalışma buradaki tüm yerleşim bilimleri gezilerek yapılmıştır. O yüzden sadece Gürgendepe, Niksar, Ordu bölgesi değil Güvenç Abdalların. Bu salonun statların almaması lazım. Eğer yolumuza izinize sahip çıkacaksak. Çalışmanın amacında da Güvenç Abdal Ocaklılarının hak ettiği üzere bizlere bugüne kadar bizim
şu jenerasyona, bizim topluma, babalarımıza, bizden önceki insanlara böyle bir eser verilmedi. Hepimizin bu konuda bilgi eksikliği var. Tüm Güvence Aptal Ocakları'na böyle bir eseri, bilimsel ve akademik tamamlı bir eseri sunmaktır. Alevilik hakkında biliyorsunuz bir takım spekülasyonlar var. Bunların önüne geçmek. Aleviliği çok önemli. İslam inancının bir temeli ve parçası olduğunu anlatmaktır. Tarihsel ve inançsal kültürümüz, mirasımıza sahip çıkmak. Biliyorsunuz toplumlar tarihine ve kültürüne sahip çıkmadığı zaman yok olmakla karşı karşıya geliyorlar. Toplumsal barışa katkıda bulunmak. En önemlisi de inanç mensupları arasındaki inançsal ve sosyal irtibatı sağlamak. Demin gördünüz, 16 ile dağılmış bu toplum. Bunların arasında derneğin misyonu bundan sonra derneği 16 il temsilcileriyle temsil etmek. Çalışmanın şekli, çalışma nasıl yapıldı? Bu konuda Coşkun Köker'i hepiniz tanıyorsunuzdur. Kendisi daha önce Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Genel Enstitüsü'nde 10 yıl uzman olarak çalıştı. Dolayısıyla Güvence Aptal Ocağı'nı inceleme fırsatı buldu. Çalışma için kendisiyle dernek anlaştı. Taraflardan birisi Güvence Aptal Derneği, karşı tarafta Coşkun Köker yaptı profesyonel olarak. Çalışma 3 yıl sürdü. Deminki bahsettiğimiz tüm yerleşik birimlerine gidildi. 150 bin kilometrelik yol yapıldı. Neredeyse bir araba eskidi bu konuda. Çalışma bilimsel ve akademik dedik. Bu nasıl oluyor? Bu çalışma aynı zamanda hocanın Almanya'daki Konstanz Üniversitesi'nde doçentlik tutuyorlarak tezi olarak yapılmaktadır. Bir de şu anda dedelik yapan yaklaşık 150 civarındaki dedeyle 230 soruyla yaklaşık 3 saat süren bir mülakat yapılarak bir konsültasyon yapıldı. Metodolojik anlamda da farklı bir özelliği var. 29 bin tane fotoğraf çekildi. Kendi alanında dünyada eşi olmayan bir arşiv çalışmasıdır aslında. Bu işin finansmanı da böyle bir spekülasyonlar var. Tamamen Güvence Aptal Ocağı'nda canların katkılarıyla olmuştur. Şimdi kitaplar şu anda ham olarak çıktı. Eğer basmak için finansmanını hallettiğimiz zaman kitapları basacağız. İnşallah 3 ay içinde sizlere sunulacak bunlar. 12 ciltten ben size kısaca bahsedeyim. 1 ve 2 cilt tarihsel kısım. Yani 13. yüzyılda Güvence Aptal Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce Hünkâr Hacı Bektaşiler'in icazetiyle birlikte Gümüşhane Köprü'nü kuruyor ve orada ilk Türk köyünü kuruyor. Karadeniz'deki ilk Türk köyü. Trabzon'un daha alınmasına 200 sene var. Bunlar çok önemli. Üçüncü ve dördüncü cilt Erkanname. Biliyorsunuz bizim Alevi inancımızda Ordu yöresi, Niksel yöresi ayrı, Trabzon, Düzce ve Ballar yöresinde ayrı bir erkan vardır. Bazı ritüellerde farklılıklar vardır. İki cilt olarak bu yazıldı. Bu da çok önemli. Çocuklarımız bunu aldığında hiç kimseye bir şey sormadan cem, ibadet ve Alevilik hakkındaki her türlü bilgiyi öğrenebilecek. Cem'e nasıl girilir, nasıl çıkılır, burada bu ritüel niye yapıldı, bu dua niye okundu, bunun anlamı ne, bu konularda herkes bilgi sahibi olacak. Yine dört cilt kutsal mekanlar, Hacı Bektaş'tan, Karagöl'den, yine bizim dedelerimizden, türbelerimizden oluşan dört cilt kutsal mekanlarla ilgili. Yine Güvence Aptallı Ocaklılarının yaşadığı bölgeler ve bir de sosyolojik olarak soy ağaçlarımız, kimler yaşıyor, hangi sülaleler yaşıyor, bunları içeren 12 ciltlik bir kitap. Bununla ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivleri, İstanbul Müftülüğü
meşal kayıtları ve bunun gibi tüm arşivler incelenerek bu çalışma yapıldı. 610 tane belge yayınlayacağız. Bu belge tarihe mal olmamış bir belge. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u alırken Çet Türkmenlerinin katkılarından dolayı Güvence Aptal Vakfiyesi'ne verdiği bir belgedir bu. Teşekkür belgesi anlamında. Bu şu anda Çürkün'de Güvence Aptal'ın 8. Kuşak torununun elinde muhafaza edilmektedir. İlk defa bu kitapla beraber yayınlanacak. Aslında sonuç olarak burada sadece inanç ve tarih bahsedilmiyor. Ruhumuzu, duygumuzu ve duruşumuzu biz bu kitapta dernek olarak yazmaya çalıştık. Çok teşekkür ederim. Sayın başkanımıza böyle alkışlarla gönderiyoruz. Evet.